Meryem teyze... Dila Bilgin. Ne sandın ha? Tanımayacağını mı sandın? Ama umurunda değil, değil mi? Tanınıp tanınmamak hiç umurunda değil. Sen de birazcık utanma olsa, Allah korkusu olsa, biraz vicdan olsa bu mahalleye adımını bile atmazsın. Ama babaanne ki sana ne öğretsin? Meryem teyze, defol git buradan. Defol git. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Dila! Elinin kirini o pisliğini al, defol git buradan. Yapma ne olur. Annen olsaydı en çok o senden utanırdı. Siz unutmuş olabilirsiniz ama ben unutmadım. Bana yaptıklarınızı unutmadım. Ne adınızı, ne sanınızı, ne de günahınızı unuttum. Bir gün, bir saniye bile unutmadım. Utanmaz. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın seni. Allah sizi bildiği gibi. İlk anda bulabildiklerimiz. Kuzgun sizi neden rahatsız ediyor? Yani bilirsem daha fazla yardımcı... Efendim baba. İndiniz mi? Şimdi indik. Kuzgun'un da o gün daha önce ne yaptığını, nerede olduğunu iyice araştır. Kuzgun'un mu? Evet. Cank Gece Kulübü. Niye Ali Bey'i değil de Kuzgun Dila'nın koruması olmuş? Bu işte Kuzgun'un parmağı var mı yok mu öğrenmek istiyorum. Yarın başlıyorsun yani işe. Aynen kardeşim, aynen. Yarın film başlıyor, anlayacaksın. E peki nerede kalıyorsun? Oğlum bir sallan beni. Dır 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 dır. Rahatım yerinde, merak etme. Sen ne yapıyorsun? Çıktın değil mi Nevşehir'de? Şş, alo. Oğlum bana bak lan, bu işin şakası yok ya. Çıktın mı lan Nevşehir'den? Ya bir şeye takıldım ondan. E herhalde oğlum. Neyse hadi ben seni arayacağım. Eyvallah kardeşim. Ha, iyi, iyi. Bücük bak, çalışmam lazım gerçekten. Hayır ya, daha sana çubuk vereceğim. Dila,
İyi misin sen? Bu saatte eve geldiğine göre. Peki iyi gözükmüyorsun, bak emin misin? İyiyim. Bir tanem iyiyim. Gel buraya. Halam çubuk yiyince iyileşecek. Minik fare. Minik fare. Beni bir tek sen iyileştirebilirsin, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Beni de sen. Aa, sen de mi kötüsün? Evet. Ne oldu, neden? Babam gitti. Nereye gitti minik fare? Ne iş yerine? Götün dağınık. Çok yoruldun son zamanlarda. Hele Dila'nın başına gelenler. Ben hiçbir şey için yorgun değilim. Rıfat. Tohum işinde dizlerin titriyor ama. Tohum işine yabancıyız. Lisanslı şirketlerin eli bizden güçlü. Adamlar dünya devleriyle çalışıyor. Bu iş bizi aşar. Onlara da böyle mi diyeceksin? Evet. Evet. Tam 20 dakika sonra. Ne diyecekler peki? Rıfat'cığım, sen istemiyorsan yapmayalım mı diyecekler? Ben kararımı verdim Şeref. Kaçak tohumumuzu başkasına taşıtacaksınız. Bu iş benimle olmayacak. Rıfat sıkıntı çıkaracak. Az sonra masaya tohum işinde olmayacağını açıklayacakmış. Ne yapıyoruz? Yerine Ali'yi geçireceğiz. O da babasının emir eri olmaktan sıkıldı artık. Hayırdır Ali'cim? Birilerinin yatağına kesik at başı falan mı bırakmaya gittin? Kimin yatağına bırakacağımızı bulmaya geldim. Kimin sana uzanmaya cesaret ettiğini. Üstelik müessesemizde hiçbir hayvana zarar verilmez. Ona başka bir şey düşüneceğiz artık. Ali bak, saçma sapan konuşma. Bunun bir sürü yolu var. Senin lügatın bu işlerde çalışmaz avukatan. Bizim işimizi bize bırakacaksın, tamam mı benim güzel kardeşim? Hadi kapatıyorum şimdi, sen beni merak etme. Hadi bunu açtım. Bak benlik bir şey yok bu akşam. Sen bakıyorsun arada buna. Anne ne oluyor? Nereye daldın yine? Benim sana karnım tok. Anne. Karşı eve biri taşındı galiba. Hadi canım. Darda kaldılar da evi kiraya mı verdiler diyorsun?
evin bari yanığı da geldi. Hadi anne gel. Al kızım olsun. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Herkes tabağındakileri bitirecek. Ne oluyor ya? Benim o evde hayat görmeye tahammülüm yokken şimdi de biri taşındı. Kesin bunların adamlarından biri. Bugün o Mendebur'un kızı da buradaydı. Dila mı? Yerleştirmeye geldi herhalde. Kim bilmiyorum ama huzurumuzu kaçıracağı kesin. Beklettim sizi, geç kaldım. Başlasaydınız keşke. Olur mu öyle şey? Cevap vermeyeceksin. O telefonu yanında niye taşıyorsun baba? Haklısın kızım, haklısın. Abin ne zaman dönecek baba? İşini hallettiği zaman. Biliyorsun hayati bir mevzu. Ayrıca sen onu merak etme, ona bir şey olmaz. Ben de bugün Kuzgun'u bizim eve yerleştirdim. Haberim var. Bak, evimiz nihayet bir işe yaradı. Haftaya başka bir yere taşınır. Bence de. Sonuçta çocuğu aldık, travmasının içine koyduk. Anlaşılan annesiyle de çok zor çözecek bazı şeyleri. Hadi kızım gel biz ellerimizi yıkayalım. Bugün Kuzgun'un annesi çıktı karşıma. Belki hatırlarsın. Söylediklerinde o kadar haklıydı ki. Ağzımı açıp tek kelime söyleyemedim. Tabii benden girdi. Adımdan, sanımdan çıktı. Bu arada sana da Kalle abi bir selamı var. Eline gel. Eski defterlerden yeni hesap çıkmaz. Kuzguna bir iyilik et dedin. Bir şans ver dedin. Verdik gitti. Hala sessiz söylemeye korkuyorum. Ama çok üzülüyorum baba. Üstünden yıllar geçti, hala karşıma çıkan şey ne biliyor musun? Ben bir adamın hayatını mahvettim. Bir adamın değil, koca bir ailenin. Kendi ailem için Kuzgun'un ailesinin ipini çektim ben. Çocuktun. Sen değildin.
kuzgun da çocuktu. Şimdi değil. Ama o çocukluk ona ne yaptı bilmiyorum. Daha doğrusu benim çocukluğum onun çocukluğuna ne yaptı bilmiyorum. Tek korktuğum şey ne biliyor musun? Onu bir daha iyileştirememek baba. Anladın mı? Demek Hasan kardeş iş sana geldi. Ama sen Akça'ya pasladın. Neden? İşin çıktı. Başka bir sebebi yok. Tesadüf işte ha. Allah'ın işi. Hayırdır ya bu saatte? Bir şey mi unuttun buralarda? Unutmadım. Buldum. Çocukluğumu buldum. Senden sonra ara ara geldim buraya hep. Dila kuzgun çıkmazını. Böyle burada otururdum. Seni beklerdim. Belki bir mucize olur da. Pişt maymun! Diye seslenirsin diye. Sen hiç gelmedin. Sonrası da zaten işte hep bir çıkmaz oldu benim için. Dila kuzgun çıkmazı. Dila ne anlatıyorsun ya akşam akşam çıkmaz mıkmaz. Harbi diyorum anlamıyorum da. Sen takıl bana müsaade. Hatırlıyorsun. Biliyorum. Redkit! Redkit! Gelme gelme. Ne yapıyorsun? Hiç. Aa, Dila çıkmazını mı karaladın? Bir kere buranın adı Dila Kuzgun Çıkmazı. Peki bizi niye çizdin? Daha güzel olsun diye. Eski halimiz çirkin miydi? Hayır ya, maymunluk yapmasana. Ne o zaman? Geçen derste öğretmen dedi ya. Ne dedi? Çevrenize nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Sevmeyi bilenler etrafını daha güzel görür diye. Ben de böyle görüyorum. Gök kuşağı gibi. Kuzgun, sana bir şey diyeceğim ama üzülme. Ne? Gök kuşağı 7 renkliyorum maymun. Okuldaki tebeşirler bu kadardı. Ne yapayım? Hatırlamıyorum. Ben kayboldum kızım.
Senin gibi öyle yurt dışında bir elim yağda diğeri ballı falan takılmadım. Sokak mamülüyüm ben. Lafta değil ha. Katıksız. Ben her şeyi unuttum. Çünkü hatırlasaydım ölürdüm. Kahrımdan ölürdüm. Özlemekten ölürdüm. Sevgisizlikten ölürdüm. Açlıktan ölürdüm. Yalnızlıktan ölürdüm mesela. Üşümekten ölürdüm. Kötülükten ölürdüm, hırsımdan, hainlikten ölürdüm ben. Ben hatırlasaydım. Hayda. Dökme kızım şunları, niye döküyorsun? Tamam tut. Varsın birimiz eski versiyonundadır. Hadi eyvallah. Olmaz o. Ver bakayım şunu. Sana ne oluyor lan? Şişt, çocuk adam sakin. Neyiniz var neyinizi alacağım. Ver bakayım şunu. Alalım. Şimdi ilk başta soğukla teması ne yapacağız? Keseceğiz. Tut bakayım. Naylon olsa üstte naylon alta karton. Zımba gibi olur da bununla da idare ederiz. Dur bakayım şimdi. Al bakayım. Hadi yine iyisiniz. Gece gece taktiği kaptınız. Bu kış yollar sizin. Alın bunu da. Çorba çekersiniz. Eyvallah abi. Sağ olun. Bir şey mi oldu? Gel buraya gel. Bu depo yoktu bu mahallede. Ne ayak burası? Zengin züppe bir herif varmış. Polismiş eskiden. Onun yeriymiş burası. Depo gibi bir şey. Aferin lan. Hadi çorbaya. Hadi görüşürüz. Hadi gelin gidiyoruz. Alo!
oluyor be? Lan yanıyorsunuz, bak buraya. Yanıyor lan orası. Koşun, koşun, koşun. Ödenecek bir şey yok. Zaten aynı adamdan maaş alıyoruz. Kim kurtardı dedin? Ekmek tekten var. Ne öyle elinde benzin bidonları falanlar filanlar. Depoyu sana kim yaktırdı? Kimse. Annenin haberi var mı yediğin nanelerden? Bir de eski polis çocuğu olacaksın. Sonra demezler mi? Meryem Hanım'la rahmetli Yusuf Bey'in oğlu pis işlere girmiş. Etmemiş eline yüzüne bulaştırmış. Ha bir de kumru var. Yazık günah. En çok da kardeşine dertlenmek koyar insana. Cemal, Cemal. Nerede bulurum ben bu Cemal'i? Tara diye bir mekanı var. E madem bu kadar zaafım var, yok annem yok kardeşim. Giriyorsun bu işlere? Herkesin bir meselesi var şu hayatta. Ben de meselemden kaçamadım diyelim. Hadi eyvallah. Günaydın. Günaydın. Sabah neşen hiç değişmemiş. Yedisinde neyse şimdi de o. Evet öyleydim. Hala da öyleyim. Hala bir çocuğum. Ne o? Sen de onunla obranlardan mı oldun yoksa? Hayır, içimizdeki çocuktan ne istiyorsunuz anlamıyorum. İçimizdeki çocuğu zapt edemedik. Hızlı büyüdü Dila Hanım. Dila Hanım. Bu arada ev için sağ ol. Ben en yakın zamanda bir yer bakarım zaten. Ay yok canım, saçmalama, istediğin kadar. Sağ ol. Senin yüzün ne oldu? Öldürmez. Düştüm. Dün akşam tartışmaya neyin sebep oldu? Şimdi anlaşıldı. Dila haksız değil babası.
Yani kızınla gurur duymalısın. Anlıyor bu işlerden. Akşama görüşürüz. Kolay gelsin kızım. Sağ ol baba, görüşürüz. Sen niye geldin buraya? Ha, pozisyonunu konuşacak, değil mi? Gel benimle. Nasıl başlıyorum? Kapımı açarak. Gece, ne işin vardı orada? Hava almaya çıktım. Mahalleyi turladım. Malum bir çocukluk bıraktık oralarda. Gezindim yani öyle. Sonra sizin depoya tesadüf ettim. Sonra da malınızı kurtarmış bulundum. Bak Rıfat Bey, ben senden iş isterken öyle maaşlı, SSK'lı, yılbaşı ikramiyesi cepte bir iş istemedim. Bunu sen de biliyorsun. Ben dün gece de bir örneği yaşandığı üzere öyle pek korkmam. Elim kirlenecekti, yok efendim kafam kırılacaktı, ciğerim sökülecekti falan. Bunlar fasafiso. Sen bana nasıl bir yol açacağını biliyorsun. Ha, orada bir yanlışımı gördün, kaldır beni at çöpe. Şoförlük çöp iş mi? Estağfurullah. Olur mu? Değil tabii de. Benim yatırımım başka yerde diye. Kullansana ya bunları. Pekala. Ama bir şartım var. Kabul. Şartımı duymadın ama. Kabul. Dila'dan uzak duracaksın. Öyle bir niyetim yok zaten de. Olur. Ben bırakırdım. Akşam buradan sen beni eve götüreceksin. Akşama kadar serbestsin. Araba sende kalsın.
Tehlikeli işler için kayıtsız kuytsuz ikinci el araba ayarlıyormuşsun. Kardeşime saldıranların arabasını senden kim istedi? Kimse. Benim bir alakam yok. Bilmiyorum. Bir de bunun takibini yaparsak. Oho, oho. İşimiz iş. Ne o? Lavabo açar. Ama tabii sadece lavabo açmaz. Hafıza da açar. Bak şimdi bize o araba için kime aracılık ettiğini hatırlayıvereceksin. Abi bana biraz zaman verebilir misiniz? Bak kokusu bile işe yaradı, gördün mü? Kim yaptı bunu Şeref? Hangisi yaptı ha? Hangisi? Depo son anda kurtuldu. Kurtulmasaydı ne olur? Düşündün mü hiç ha? Ne olur? Kim masaya borçlanırdın? Aklanması gereken ne kadar para vardı orada? 50 milyon dolar. Rıfat. Şu kuzgun kim? Hani şu depoyu kurtaran. Yusuf'un oğlu. Tesadüfen kurtulduk yani. Yarım saate çıkacağım, fazla uzağa çekme. Tamam efendim. Buyurun. Cemal Bey'le toplantımız vardı da saate konuşmamıştık. Cemal Bey lavaboda. Ofis şurada, geçin siz. Eyvallah, sağ ol. Cemal sen misin? Evet. Ne oluyor lan? Kimsin sen? Ne yapacağım lan? Fal mı bakacaksın? Lan. Geç içeri. Rahat dur, her yerini keserim senin. Ne istiyorsun benden? İsim, o kadar. Dün depo yandı ya. Kim yaktırdı? Bilmiyorum. Hatırlayabildin mi? Yemin ederim bilmiyorum. E tamam, bak yemin ettiğine göre bilmiyorsundur. Senin... Cemal boğulurken akciğer su doluyormuş. Tatlı suysa akciğer patlıyormuş, tuzlu suysa ödem yapıyormuş. Da ne oluyor ben de bilmiyorum ha. Sen biliyor musun ne oluyormuş? Depoyu kim yaktırdı? Bilmiyorum. Elimi kim verdi bilmiyorum. Bana sadece birini bul dediler. Kim? Tamam. Ben hemen oraya geliyorum. Sorun ne? Birisi Rıfat'ın deposunu yaktırmamızın peşine düşmüş. Cemal'i kulüpte sıkıştırmış. Rıfat olamaz. Daha bugün sordu bana kim yaptı diye. Sen şu peşimize düşen kimmiş bir öğren bana. Dikkat et. İz bırakma.
Hadi gel sana yemek ısmarlayayım. Hem biliyorum, akşama kadar işin yok. Enformasyonum sağlam yerde. Ya hadi be, kırma beni. Hadi. Gitti gül gibi kuru. Gel gel. Ben sana neler yedireceğim. Ne yedireceğim? Mürekkepli falanlar, somonlu falanlar, portakallı bir şeyler. Bilemedin canım, hiçbiri. Yani senin alacağın kumrucuğum, düşünmeye gidiyoruz. Kadrolu arkadaşları çıkaramadığım için işine son vermek zorundayım. Geçen günkü Dila Bilgin haberim yüzünden mi? Arabayla gelmedik, ben hiç anlamadım. Benim malım değil sonuçta. Benim de bir arabam vardı. Hava alıyoruz işte, mis gibi hava. Ya neyi anlamıyorum biliyor musun? Bu spor salonlarına böyle çuvalla para veriyorsunuz da... bir yere giderken arabadan in, arabaya bin. Nasıl olacak? Ben o tiplerden değilim canım, hiç boşuna yüklenme. Hem beni bilirsin. Yok, aslında çok da bilmiyorum, hatırlamıyorum yani. Ya seninle ne acayiptik biz. Şimdi sen hatırlamazsın. Hiç ayrılmazdık. Birlikte uyuyakalmak için ne hileler, ne hurdalar. Boş ver şimdi ya. Takılmışsın bir geçmiş. Neydi o eskilerin bir lafı vardı, geçmişe mazi, geleceğe niyazi falan. Güzel müzel bir şekilde geçiyor işte. Takılma bu kadar geçmişe. Pişt. Yer misin? Vallahi ben yuvarlarım her türlü de. Sen yiyor musun böyle tezgah mezgah? Yok. Ama sen niye biliyorsan ben de yerim. İyi peki. Ya dur, ben ısmarlayacağım. Yok, burası benim uzmanlık alanım. Hacı abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler. İki köfte de bize atsana. Ayran var mı ayran? Var abi. Ver ayran verdim. Oldu, tamam abi. Buyurun. Herif şu abi. Yüzü seçilmiyor. Oradan da bir şey anlaşılmıyor. Neyle gelip gitmiş mekanı, o belli mi? Özel araçla plakasını aldık. Kimin nesiymiş öğreniriz. Ne anlatmış? Sadece benim adımı vermiş. Zaten başka da bir şey bilmiyordu. Benden laf çıkmaz abi, bilirsin. Benden ilerisine kimse gidemez. Bu herifi Yedi Sülalesi'ne kadar bulacaksınız.
Kuzgun. Hı. İyi misin? Yani ne bileyim. Bunca zaman geçti. Bir sürü şey değişti. Belki de değişmedi, bilmiyorum da. Kafama takıldı. Yani onca olanan varken yani niye babamla... Dur, şöyle sorayım. Sen neyi kaşıyorsun ki şimdi durup dururken? Yesene köfteni, soğuyacak. Merak ediyorum. Seni hep merak ettim. Ama şimdi daha çok ediyorum. Bak ben sana ne diyeceğim. Etme. Beni merak etme. Babanla bir anlaşma yaptık, orayı da kaşıma. Bak rica ediyorum senden. Ben anlıyorum seni, anlamıyor değilim. Sen şimdi beni böyle yıllar sonra görünce bir pamuklara falan sarasın geldi ama öyle değil işte. Bir kere benim bünye pamuğa alerjik. Ne oldu sana? Hı? Ne yaşadın? Bana anlat biraz, ne olur. Çok merak ediyorum. Bak şimdi, bak şu bakışlara bak. Sen ne yap biliyor musun? Bak şeye git, barınağa git. Bak orada kamyonlu hayvan var. Ne bileyim, bir tas mama koy önlerine, sırtlarını sıvazla falan. Ya onlara da iyi gelir, sana da iyi gelir. Şimdi yazık, o yavrucakların senin sevgine, merhametine ihtiyacı var da aksi gibi benim yok. Anlatabiliyor muyum? Hadi eyvallah. Bilmiyorsun. Duygusuz kalan müsaade etmiyor. Sevgiyle merhameti birbirine karıştırıyorsun. Seviyor musun sen beni? İmkansız hale getiriyorsun. İsabet olur. Selçuk, selam. Senden eski bir müvekkilimin dosya bilgilerini bulmanı istiyorum. Akça Görgün. Sağ ol. Güzel lakam. Kesik. Gel bakalım.
Gel, gel, gel aslanım benim, gel. Ayakkabının diğer tekini bulamadın mı hala? Sana bir tane hediye versem alır mısın? İstemem. Bak, oğlumla aynı yaştasın. 12'lerden bir tanesini denesen, hem evim de yakın, köpeklere de az mama getirmişim. Ayakkabıyı denersin, mamaları alır, geliriz buraya tekrar, ha? Ne dersin? Köpeklerden biri de gelebilir bizimle. Sanki mama getir diyorlar. Heh? Hadi gel. Depoyu yakmanı kim istedi? Abla söyledik ya. Neyi söyledin? Adamınıza söyledim ya sabah. Kimmiş adamımız? Onun sahibi, Kartal Cebeci. Kuzgun'un... Tanıyorum. Kim olduğunu biliyorum. Kartal'ın borcu varmış. Para için depoyu yakma işini kabul etmiş. Kartal'a depoyu yaktırmak isteyen kişiyi de bulduk. İsmi Cemal. Buradan Cemal'e gideceğiz. Bana aracılar yetmez. En tepede kimin olduğunu öğrenmek istiyorum. Gerçek düşmanımın kim olduğunu bilmek istiyorum. Yalnız bilmek isteyeceğiniz önemli bir konu daha var. Neymiş? Kuzgun dün gece Kartal depoyu yakarken onu görmüş. Hı. Sabah da gidip Cemal'in ismini almış. Yani alınacağınız bildiklerini sizden saklıyor. Kartal'ın cezasını nasıl keselim? Aklımda bir şeyler var. Kartal, ne oldu? Kim yaptı onu?
Ya bir şey yok. Geçici dövme yaptırdım. Ya insanı sinir etme. Söylesene ne oldu? Ya bir şey yok. Etimi terbiye ettim. Allah Allah. Kaza oldu kaza. Burada bir şey yok. Sen onu bırak da bu saatte burada ne işin var senin? Acar mı abi? Sorma ya. Yine işten kovuldum. Hadi. Yine kimin tekerine çomak soktun bakayım? Haysiyetsiz Rıfat'ın kızına. Dila Bilgin'e. ...1.09.99 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde Menekşe Sokağı'nda isimsiz bir ihbar sonucu bölgeye intikal eden ekiplerimiz... ...tahmini 8-10 yaşlarında sol böbreği çalıp... ...sol böbreği çalınmış yarı baygın bir erkek çocuğu bulunmuştur. Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun üstünde herhangi bir kimlik çıkmamıştır. Çocuğun alınan ilk ifadesinde doğduğundan beri Adana sokaklarında yaşadığını, anne babasını tanımadığını, kendisine bakacağını söylemiştir. Nasılsın? İyi misin? Bir tanıdığın, akraban ya da haber verebileceğimiz kimsen yok mu? Kimsem yok. Onun nasıl olduğunu hatırlıyor musun? Peki kimin yaptığını biliyor musun? Korkma oğlum. Anlat. Bana güvenebilirsin. Yürürken ayağım çok acıyordu. Sana oğlumun ayakkabılarından birini vereyim mi dedi. Kim dedi? Köpekler amamı veren adam. Tanımadığın adamla neye gittin? Köpekleri seviyorsa iyi bilir sandım. İşimize yarar bir şey bulabildin mi? Kesik denen Fikret Sayın, ev sahibiyle kira kontratı. Ha bu da... Kefilin adı soyadı imzası. Akça Görgün. Efendim, tamirciden depoyu yakmasını isteyen kişi Cemal Zargın'ı susturmuşlar. Bağlantıda olduğu kişiyle birlikte. Rıfat Bey geldi, kapıyı açın. Bekleyeyim mi? Gerek yok. Sabahki teklifini düşündüm.
Kendini ispat etmen için sana bir fırsat vereceğim. Nedir? Sorgulama. Yükselmek istiyorsan koşulsuz itaat et. Benden haber bekle. Bu gece babanın oğlu olmadığını ispatlayacaksın. Uzat parmağını. Canın acıyor mu? İyileşti bile. Al bakalım sen bunları masaya götür. Sınıftaki Esma var ya. Hı. Onun babaannesi artık onları tanımıyormuş. Çok yaşlandı tabii. Ama oğlunu bile tanımıyormuş. Sen de beni bir gün unutur musun anne? Asla. Seni de, kardeşlerini de ölsem unutma. Hayır, hayır, hayır. Bir an evde yoksun sandım. Anne? Ne oldu, iyi misin? Kuzgun'un yüzünü hatırlayamadım. Oğlumun yüzünü hatırlayamadım. Gözümün önüne gelmedi ilk kez. Anne yavaş dur, 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 dur. Gel otur. Sana vasiyetim olsun. Ya anne konuşma şöyle ya. Kuzgun'la kavuşmadan ölürsen benim mezarıma ters gün. Orada kuzgun. Anne. Lan.
Ermişim sen ne ayaksın? Niye burada buluşmak istedin benimle? Manzarası güzel. Seyret. Güzel güzel de beni niye görmek istedin? Kulağıma bir şeyler çalındı. Sizin mahallede bir depo yangını olmuş. Sen hakikaten kimsin ya? Ben sokakların kulağı. Sorusu olan bana gelir. Onlar geldikçe de benim bilgim artar. Bütün meziyetim bundan ibaret. Yangın meselesi büyüyecek çocuk. Tarafını seçtim. Taraf maraf yok ortada. O yüzden mi depoyu kundaklayan kardeşini bıraktın? Sen nasıl biliyorsun ya? Nereden? Doğru soru değil. Doğru soru benim bile bildiğimi Rıfat Bilgin'in öğrenmesi ne kadar sürer? Peki sen kardeşini kurban etmeye hazır mısın? Kardeş? Ne kardeşi? Benim ailem falan yok. 20 yıl önce hepsini kaybettim. Yakaları ütülerken katlama. Katesi çıkar. Benden haber bekle. Bu gece babanın oğlu olmadığını ispatlayacaksın. O zaman niye kaçıyorsun lan? Aksiyon mu istiyorsun oğlum? Aksiyon mu istiyorsun? Kaldırın bunu, İstanbul'a dönüyoruz. İlhan. Ne işin var burada? Ne işin var burada?
Gidemedim. O kadar zor geldim ki buraya. Sonra geri dönemedim. Hadi kalk. Kalk, evi bırakayım seni. Donmuşsun zaten. Kuzgun. Tam şurama bir şey oturdu. Bir tek seni görürsem geçer sandım. Allah hasta olacaksın hadi. Hadi eve. Beni geri çevirme ne olur. O kadar zor geldim ki buraya, beni geri götürme Kuzgun. Defa geliyorum buraya. Niye daha önce gelmedin? Kaçmak kolaydı. Neyden? Kendimden. Bu evden çocukluğumu bırakıp çıktım. Seninle birlikte güzel olan ne varsa terk etti beni. Önce sen. Sonra annem. İlk kez seninle açıyorum. Kaş göz yapmayın. Bir kere de söyle Kartal. Daha acısız olur. Vallahi bu sefer benimle ilgisi yok. Davalık mı oldun yoksa? Kızım sen magazinci değil miydin bu gazetede? Ha? Nasıl başardın birilerinin kuyruğuna basmayı yine? Al al günahımı. Al anne ya. Bekliyorum ben seni. Al. Ha iyi. Dava yoksa? Anne biz buna ölü yatırım yapmışız ya. Buna harcayacağımız parayı altın falan alsaydık köşeydik şimdi. Hale bak. Zevzek. Yeni. Kabahatin ne onu söyle. İşten kovuldum. Doğru söyleyeni 9 köyden kovuyorlar anne. Ben ne yapayım? Bu kaçıncı köy Kumru? Ha? Memlekette köy kalmadı kızım. Hani sen bana söz vermiştin? Uslu kız olacaktın, kendini tutacaktın, cici kız olacaktın.
Tutuyorum ben anne kendimi. Ha tutuyorsun. Tuttum efendim abi. Senin. Evet. Ha abi ben de seni arayacaktım bugün. Ha şey ben bir işten aldım ödememi. Yarın geleyim kapayım borcu olur mu? Hemen şimdi mi? İyi tamam. Tamam. Tamam tamirhanede tamamdır. Tamamdır görüşürüz. Isınma sorununu çözmek lazım. Yok iyi böyle. Yarın birilerini göndereyim de halletsinler. Yok vallahi gerek yok iyi böyle iyi. Sen benimleyken geriliyor musun? Ya bu alışkanlık, alışkanlık. Bir anlamı var mı peki? Allah Allah. Amma meraklı çıktın ha. Kötü mü? Duruma göre değişir. Ya ne bileyim. Bir eski sevgili hatırası falan mı? Söylemediğine göre. Yok yok öyle bir şey değil. Daha önemli. Şimdi bazen yolun pusluysa ona soruyorum. Yazıysa evet, turaysa hayır. Her zaman doğruyu söylüyor mu bari? Şükür bu zamana kadar yanıltmadı. Güzel. Yazıysa evet, turaysa hayır, değil mi? Önce bir soruyu duysaydık. Allah Allah. Sen ne meraklı bir şey çıktın ya. Önce bir cevabı alalım. Soru sonra. Haklısın. Galiba doğruyu söylüyor. Söyler. Ne sormuştun ki? Sana sorarsam asla evet cevabını alamayacağım bir soru. Mızıkçıyım söylemem diyorsun. Anladım peki. Dile getirmeye korkacağım soruyu kendime bile sormam. Kuzgun beni hala seviyor mu? Sorun buydu. Isındıysan çıkalım mı? Eve bırakayım seni. Tamam. Seni daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Hadi gidelim.
annenle görüşmedin hala değil mi? Denk gelmedik daha. Denk gelmeyi mi bekleyeceksin? Kuzgun, annene öfkelisin. Dila, 20 yılda öfke falan kalmıyor, merak etme. Sadece hayatta kalmaya çalışıyor insan. O kadar. İyi ki kaldın o zaman. İyi ki döndün. Eyvallah. Niye dükkanın önünde buluşmadık? Öyle gerekti. Abi şöyle vereyim. Teşekkür ettim. Kusura bakma. Ne kusuru asla, sen kusura bakma o kadar. Kaybol. Kalp kalbe karşıymış. Ben de sizi düşünüyordum. Öyle mi? Depoyu yakan kişiyi bulduk. Beni ilgilendiren kısmı? Cezasını sen keseceksin. Sakin ol Dila. Kuzgunu bulacağım. Dila. Benim yüzümden mi kaçırdılar? O paketi koydum diye mi? Hayır kızım, hayır bir tanem. Bizde bir ilgisi yok. Sen bir şey yapmadın, yemin ederim. Senin bir suçun yok. Gerçekten mi? Evet, gerçekten.
Adamı aldık, dönüş yolundayız baba. Dilara ne işi varmış? Yaşasın, halan mı geliyor dede? Yok fındık kurdum, gelmiyor. Ama bak, bana çok ekmek kes. Ben ekmek yemeden doymam. Gülten var içinde dede. Gülten, gültensiz yemeliyiz. Sen haklı çıktın. Bu işin kesin kocuğunla bir ilgisi var. İtiraf etti mi peki? Edecek. Ne? Ne? Ben havuç yiyeyim, havuç mu bu? Yangın ihbarında bulunacaktım. Minnet Sokak ama numarasını bilmiyorum. Bir oto tamircisi burası. Kavşağın hemen yanında. Acele edin lütfen. Kartalı mı arıyorsun? Of. Hmm.
İçeride biri var mı? Kartal! Kartal orada mısın? Ses ver, bir şey söyle. Yine açmıyor mu? Açmıyor tabii. Öldürecek bu çocuk beni. Yani tamirhanede. Ne oluyor? Ne oluyor? Konuşsan iyi mi? Ne var? Tamirhane yanıyor. Anne çabuk! Kurtul! Kurtul! Kartal da içerideymiş. Nereye bulun bu? Evet, çayı söyleniyor ya, tamam. Kendisi mahvolmuş. Oh, my God.
Abi. Abi. Dilara. Sağ ol. Hayatımı kurtardın. Burada. Vallahi onu sormaya vaktim olmadı. Her şey iyi, her şey iyi. Her şey iyi. Böyle baba. Ne yaptın sen? Gerizekalı ne yaptın? Az daha kardeşini öldürüyordun, haberin var mı? Duydum, öyleymiş. Öyle miymiş? Bunu yani söyleyeceksin? Mahalleye yabancıyım. Neresi kimin tam kavrayamadım. Kuzgun, orayı niye yaktın? Ya cevap ver! Bir şey söyle! Daha dün bir, bugün iki. Niye böyle bir şey yaptın? Dila, vallahi acayip yorgunum. Hadi evine. Kardeşini öldürüyordun aptal. Bir tepki ver ya. Taş mısın sen, nesin? Ben seni tanımıyorum Kuzgun. Sen kimsin? Sen kimsin ya, kimsin? Ya bir sus yeter! Sus! Kimsem kimim? Ne gizliyorsun ya etrafımda? Hangi akla, hangi sıfatla? Kimsin, kimsin? Asıl sen kimsin? Hiç kimse. Ya bir sal beni, sal! Bir bırak ya, bir uzak dur! Babanın çalışanlarından biriyim, bu kadar. Onlara nasıl davranıyorsan bana da öyle davran. Hiç şüphen olmasın. İyi. İyi tamam, hadi git. Git, bir daha da öyle kafana göre gelme buraya.
Sen mi taşındın buraya? Ben geleceğini, döneceğini biliyordum, biliyordum. Döndüm, döndüm. Ama sana değil. Asıl.
hayattasın ya. Canın sağ olsun. Meryem Hanım. Kaldır başını, kaldır. Kaldır, kaldır. Seçimlerinin arkasında dur ama, değil mi? Senin uğrunda birini öldürdüğün iki tane evladın var. Kaldır kafanı, onlara git. Günaydın Meral abla. Günaydın kızım. Babamlar uyandı mı? Ali Bey'le kahvaltı ediyorlar. Hala konuşmadı. Ama fazla dayanmaz, bugün dökülür. Nerede tutuyorsunuz? Bizim limandaki depoda. Arka tarafta. Sürpriz bir şey çıkacağından değil de ben yine de konuşturacağım herifi. Yoksa alacağım cevaptan eminim. Kuzgun mu? Kesin. Dila Nevşehir'e gitti. Güya bu kıtıpiyoz kaçırdı. Öteki de kurtardı tezgahını. Duymak istediklerini değil. Gerçekleri itiraf ettir. Kuzgun, Dila için düşündüğümden daha önemli. %100 emin olmadan harekete geçmen. Günaydın. 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 Oo Ali Bey, ne zaman döndünüz? Yeni döndüm. Ozan mı konuşuyordunuz? Yok canım. Yok. Ben kalkıyordum zaten. Hadi görüşürüz. Senin daha iyi bir yalanın var mı babacığım? Nevşehir meselesini konuşuyorduk. Sonuç? Ha, bakacağız. Baba bana dürüst ol Allah aşkına. Bazı insanlar eceli gelse de ölmez. Ölümsüz oldukları için değil. Aa bak, boğazımdan geçmez yoksa, hadi sana hazırladım. Bazı insanlar ölmez çünkü hiçbir kul onların ölümüne sebep olmak istemez. Çünkü korkar. Bilir ki bazı insanların kader çizgisiyle oynarsa bedelini sadece kendi ödemez. Zalimlerin ömrü uzun olur diyorsun yani. Ailesi güvende olur. İyiliğiniz için edebiyatına giriş ders bir. Evet. Beni anlamadığını biliyorum. Zaten benim bütün çabam da bu. Sen beni hiç anlamak zorunda kalma, olmaz mı hanım benim? Sen, Defne, Naz, hiçbiriniz beni anlamayın. Bazen
denize düşenin yılana sarılacak vakti olmaz. Ya ölür ya yılanın kendi olur. Ya kızım, ben bu aileyi ayakta tutmak için tam 37 yılımı verdim. Şimdi bu aileye uzanan eli kesmezsem kaybetmem 3 gün sürmez. Afiyet olsun. Şoför. Şermin'cim, rica ediyorum günlük magazin ihtiyaçlarını sabah programlarıyla gider, olur mu? Aa, ne dedim ki ben şimdi? Baba! Minik fare! Günaydın. Günaydın. Gidiyor musun? Evet. Günaydın. Günaydın. Seda abim nereye gitti biliyor musun? Alim geldi. Babam nerede? Çıktı miniğim. Babanın acil bir işi çıkmış, gitmek zorunda kaldı. Ona ne şüphe. Hadi kızım, geç kalacaksın. Aferin sana. Server Bey, merhabalar. Dila ben. İyiyim, teşekkürler. Bizim şu limandaki depoların adresini öğrenip bana döner misiniz? Evet, evet, çok acil. Teşekkürler. Her zaman böyle dikkatsiz misin? Siftah dün geceye kısmetmiş. İçeride biri olduğunu anlamadın mı? Yaktığıma göre. Peki içeride kardeşin olduğunu bilseydin, ben yak deseydim, yine yakar mıydın? Yakmazdım. Ama bunun öyle kan bağıyla falan bir alakası yok. Sebepsiz yere kimseyi öldürmem ben. Peki ben sorayım. Sen içeride kartalın olduğunu bile bile yine de bana orayı yaktırır mıydın? Yaktırırdım. Ama dün gece içeride biri olduğunu bilmiyordum.
Anne. Anne. Nerede bulamıyorum. Dolaptaydı. Anne. Buldum. Anne. Tansiyonu mu düştü? Ne oldu ya? Bilmiyorum ki. Anne. 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 Kusku. Kusku. Anne benim. Kartal. Yavaş yavaş. Anne ne oldu? Bir yerin mi acıyor? Doktora gidelim. Annem ne oluyor ya? Kuzgun döndü. Anne gel biraz yat. Gel kendine. Oğlum döndü. Abiniz döndü. Tamam ben. Delirmedim ben Kartal. Kuzgun döndü. Kuzgun döndü. Karşıya taşınan oymuş. Karşılaştık. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun Allah. Efendim Server Bey. Evet biliyorum orayı. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ne istiyorsun? Bir şey değil, bir iki soru soracağım. Sen Rıfat'ın beni Kartal'la sınayacağını nereden biliyordun? Zalimliğin meşrebini bilirim az çok. Nedir, onun adamı falan mısın? Hayırdır? Birinin adamı olmak için fazla yaşlıyım artık. O dün bana tamirhaneyi yaktırdı. İçinde Kartal'ın olduğunu bile bile beni oraya gönderdi. Anlatabiliyor muyum? Adamı değil misin? İster bile bile gönderir, ister bilmeden. Sen bu işe bile bile girmedin mi çocuk? Daha dur, yolun başındasın. Çalın yanmadı, sınanmadın. Kurban vermedin. Yok, ben anlatamadım herhalde kendime. Ben buraya kurban vermeye dönmedim. Ben onları kurban etmeye döndüm. Rıfat babam ne yaşadıysa aynısını yaşayacak. Oğlun elindeki kanlarla boğacağım. Şerefi ellerimle öldüreceğim. Maşasını da. Dilya. Dilya'ya ne yapacaksın? Onu öldürmeyeceğim. Daha beterini yapacağım. Kimsesiz bırakacağım onu. Bana yaptıkları gibi. Onlar mezara, ben en tepeye. Güzel hayal. Sen bu ismi tanıyor musun?
gün konuşturduğum adam. Cemal mi Kemal mi ne? Bu ismi verdi bana. Boş küme o isim. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Dün selası okundu. Tamam işte bak ben doğru yoldayım artık. Kime çalışıyorsa fişini de o çekmiş. Rıfat'ın deposunu yaktıran adama giden yol bu isimden geçiyor. Madem sokakların kulağısın. Bu adamın kimle bağlantısı olduğunu da biliyorsundur herhalde. Ha? Kapıda hayır kurum mu yazıyor? Sana neden yardım edeyim? Babama söz vermişsin. Yetmez mi? Hem kendini yoruyorsun hem beni yoruyorsun. Konuş. Kardeşimi kaçırmanı senden bu adam mı istedi? Ha? Bari itiraf et. Kimseyle alakam yok. Para için kaçıracaktım. Zengin kız. Başka bir niyetim yoktu. Yoktu. Lan sen. Aptal mı var senin karşısında? Aptal mı var senin karşısında? Kimin adresi? Aradığın adamın. Şeref Dağıstan. Bir dakika, iyi de o Rıfat'la ortak değil mi? Niye ona zarar vermek istesin? Yanlış sorularla doğru cevaba ulaşamazsın. Sorman gereken ben bu isimle ne yapacağım? Eğer karşısına çıkarsan savaş başlar. Yanarsın, yakarsın, kurban verirsin. Benim kurban verecek kimsem yok. Gördüğün kadarım tek tabanca. Onlar bulurlar. Elinde kumaş da var ölçüde. Eğer sözünün adamıysan bir kefen biçmeyi becerirsin. Bu kıyağını unutmam. Eyvallah. Canlan konuş. Ne diyorsun lan? Tamam söyleyeceğim. Kardeşimi kaçırmanı kim istedi senden? Ali? Ne oluyor burada? Dila gel dışarıda konuşalım. Bırakın adamı. Dila sen karışma. Abi! Söyle adamlarına bıraksınlar. Siz geçin ofise. Sen ne yapıyorsun ya? Kimseye benim yüzümden zarar vermene izin vermem. Allah aşkına şu çiçek böcek edebiyatını bana yapma. Git adliyede mi satıyorsun? Nerede satıyorsan orada sat. İkimiz de gayet iyi biliyoruz adamı bırakacaksın. Bırakacağım zaten.
seni kaçıranı itiraf etmek üzereydi. Söylesin sonra. Hayatımı kurtardı diye bir de suçlu mu çıkaracaksın? Ya sen zeki kadınsın. Görsene tezgahı. Ya yeter! Yeter abi. Kuzgun'la uğraşmayacaksın Ali. Yaşadıkları yetmedi mi ya? Hepimiz ona borçluyuz. Ya bırak Allah aşkına. Son sözümü söyledim. Kızım herif seni kaçırıyordu be. Bu adam Kuzgun'un kankası. Ben... onun canını bağışladım. Hadi bakalım. Çık hadi. Duydun beni, çık hadi. Kuzgun'u itiraf edeceğini bildiğin için yapıyorsun değil mi? Biliyorum işte. Hiçbir şey bildiğim yok. Ne bakıyorsun, hadi ikile. Bu adamın kılına zarar gelmeyecek Ali. Yoksa yemin ediyorum bir daha yüzümü göremezsin. Anladın mı? Tamam mı? Kızım sen aptalsın. Harbiden aptalsın. İki çocukluk anısı, iki çift güzel söz. Bitti gitti değil mi? Hemen tav oldun. Ne oldu Dila Hanım? Seni kullandığını kabullenmek ağır mı geldi? Babasını satanları unutur mu lan herif? Aklın alıyor mu senin böyle bir şey? Herif bizi bitirmek için geldi. Senin sayende böğrümüzü açtık, bekliyoruz. Bak ben sana söyleyeyim. Bu dönem Kuzgun değil. O çocuk öldü. Bu dönem bizim düşmanımız. İntikam almak için geldi. Hepimizi tek tek avlamak için geldi. İlk avda sen olmuşsun. Haberim bile yok. Şeref Bey. Depo yangını araştıran kişiyi bulduk. Kimmiş? Kuzgun Cebeci. Şu eski polisin oğlu mu? Evet. Bir şey daha var. Adam Rıfat Bilgin'e çalışıyor. Mekanı onun şirketine kayıtlı araçla gitmiş. Rıfat onu indirmek istediğimizi çözdü mü dersin? Efendim, hemen sarın etrafını. Ne oluyor? Biri gizlice çiftliğe girmiş.
Silahım yok. Kuzgun kim? Silah yok, yok. Bir bu var. Olur mu? Tanıdın mı lan beni? Ya duyamadım ki ben seni. Tanıdım. Senin selamını okutacağım ben de. Korkma, bugün değil. Düş önüme. Beyler selamun aleyküm. Ne oluyoruz ya? Texas mı burası? İndirin silahları. Şeref de Aslanlı. Kendimi takdim edeyim. Ben Kuzgun Cebeci. Yusuf Cebeci'nin oğlu. Kim olduğunu biliyorum. Namım önden gelmiş. Ne güzel. Ne güzel. Ne istiyorsun? Merak etme, seni öldürmeye gelseydim bu kadar seyirci toplamazdım. Şimdi şu çakalları gönder de seninle iş konuşalım. Şimdi... bana canımı bağışlatacak bir şey söyle. Rıfat'ın deposunu senin yaktırdığını biliyorum, olur mu? Nedeniyle ilgilenmiyorum, açık konuşayım. Umurumda da değil. Ama hedefimiz ortak. Rıfat Bilgin. Şimdi sen söyle. Yöntemimizi konuşalım. Rıfat Bilgin'i nasıl bitiriyoruz? Bak koca arsayı ne güzel çevirmişsiniz telle de, şu arka tarafın telleri var ya, orayı çok değil böyle bir buçuk metre yükseltin. Hırlıya hırsıza yol gösterir gibi olduk ya. Tamam Kıvırcık. İcabına bakalım mı? Sırası gelince önce o Rıfat'ı temizlesin. Kimsin? Kardeşim. Kesik. Oğlum sen misin lan? Sen İstanbul'da mısın? Nereden arıyorsun beni? Evet kardeşim. Acil görüşmemiz gerek. Kesik. Ne oldu bu halin? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ali mi yaptı? Nasıl buldular seni? Oğlum konuşsana lan. Ya oğlum vallahi gidecektim. Mevşehir'de karı kız peşindeydin değil mi? Nasıl kurtuldun? Senin kız geldi. Dila. Görsen var ya, bir posta koydu. Öyle tak tak ateş ediyor hatun. Seni de fena savundu ha.
Adamı takipte misin Selçuk? Güzel. Takip edildiğini hissetmesin. Sakın gözünden kaçırma. Kuzgun'la buluşup buluşmayacağını bilmek istiyorum. Bana gittiği her yerin konumunu gönder. Mekandan çıkar çıkmaz bir telefon kartı aldı. Sonra da buraya geldi. Başka da bir şey yapmadı. Tamam. Sağ ol Selçuk. Çok bilindik av yöntemidir. Şimdi bu eğitilmiş kuşun ayağına bir tüy bağlanır. Avcı normalde yakalayamayacağı avı ayağına getirir. Yani ava kendini avcı sandırır. Yani insan yakalayamayacağı kadar yüksekte bir şey gözlüklüyse önce yakalanır. Ve yakalandığında da yakalanmış da olur.